Şimdi ikinci alıştırmamıza başlayabiliriz. Hazırlık çalışmalarının ikincisi oluyor bu. Bunda dikkat edeceğimiz husus yine eslerimiz var. Ritmik yapı aynı. Fakat mi telinin dışında, bakın ince telimiz mi'di. Bir de ikinci tel la teli. La teli devreye giriyor. Burada dikkat edeceğimiz en önemli husus şu. Bakın, omzuma dikkat edin. Mi'de yağ çekiyoruz. Hareketi dirsekten verelim demiştim bir önceki derste. Fakat buradan la'ya geçerken omzuma dikkat edin. Omzum bu sefer devreye giriyor ve omuzum havaya kalkıyor. Nereye kadar? Yayım kendi kendine la'ya gelene kadar. Yani şimdi bileğime dikkat edin. Yayı birekten çevirerek kaldırmıyorum. Yayı omuzdan çevirerek kaldırıyorum diğer tellere geçerken. Yani este omuzu kaldırdım. La 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 la. Este omuzu indirdim. Es ve döndük. Yukarı. Omuz aşağı. Omuz yukarı. Şimdi alt satıra geçip bu sefer yine la'yı tekrar ediyoruz ve es yok. La 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 mi. Burada omuz hızlı bir şekilde artık geçmesi gibi. Yani şöyle bir tel değişiminde yavaş hareketler değil de hop 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 hop. Parçayı çaldık, 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 çaldık. Gitgide yorulduk, yorulduk, yorulduk. Keman öne doğru geldi. Elimizde böyle oldu. Şimdi duruşuma bakın. Dik duruyorum ya ben şu anda. Dik de durmadım. Kambur oldum. Bütün her şey mahvoldu şu anda. Elim önde, keman önde. Yay hareketim kısacık kaldı. Ve hiçbir şekilde düzgün çalamam bu şekilde olursam. Yani mutlak surette elin yapışmamasına, kemanın öne düşmemesine, omuzumuza dayanmasına, başın çeneye oturmasına ve dirseğimizin havada kalmasına çok dikkat edeceğiz ve duruşumuzu bozmadan çalacağız. Aksi takdirde gerçekten de bütün keman hayatımızı etkileyecek büyük hatalara sebebiyet vermiş oluruz.